Irak'ın aydınlık yüzü Türkmenedi Televizyonu'ndan mutlu günler. Ben Sibel Yazıcı. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağız. Dün gece Zira Erbil'de sıcak anlar yaşandı. ABD askeri üslerinin bulunduğu havalimanına roketli saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 14 roket kullanıldı. 10 roket ABD askerlerinin bulunduğu havalimanının içerisine, 4'ü ise yerleşkenin dışına isabet etti ve bu saldırıda bir sözleşmeli personel hayatını kaybetti. Evet, 5 sözleşmeli personel ve bir ABD'li askerde yaralandığını söyleyebiliriz. Detaylarını konuşacağız. Neler oluyor, neler var orada, kiminle birlikteyiz? Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Unsurlardan Sorumlu Bakan Sayın Aydın Maruf'la birlikteyiz. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz Aydın Bey. Çok sağ ol. İyi yayınlar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, dedik ki Erbil'deki son durumu sizden öğreneceğiz. Öncelikle geçmiş olsun diliyoruz. Ve bu saldırıda neler oldu? Siz neler söylemek istersiniz? Sivil yerleşim yerleri de hedef alındı aslında. Ve nereden gerçekleştirildi? Son durum nedir? Tabii her şeyden evvel Erbil'den sevgi, saygı, selamımızı sizlere iletmek istiyoruz. Türkmenleri Televizyonu'na başarılar diliyoruz. Gerçekten her zaman yakından takip etmiş olayları. İşte dün ne yazık ki dün akşam saatlerinde yani bu Erbil'e yapılan bu 14 roket saldırısı, füze saldırısı oldu. Bu bir ilk defa değil yani. Daha önceden de yapılan saldırılar olmuştur. İşte bu üçüncü kezdir yani bu sene içerisinde. Bu yıl içerisinde üçüncü kez bu saldırılar yapılsın ama bu defanın daha farklıdır. Bunun daha farklı olan işte bunun bir füze sayısı daha fazla, roket sayısı daha fazla. Ayrıca da işte Erbil merkezine kaç tane roket düşmüş. Mesela Bakhtiyari semtine, işte bakanlık Vaziran semtinde. Yani bu ABD konsolosun veya ABD askeri üssü olan havalanından Erbil havalanın dışında olan yani merkezle Erbil dışında olan sınır bölgelerine kalabalık yerlere roketler düşmüş. Bunun neticesi yani bunun daha fazla bu roket saldırılarının yani bunun daha fazla siyasidir. Yani bu emniyetten daha fazla bu bir siyasi amacı var bunun arkasında. İşte bugün Irak Kürdistan Bölgesi İçişler Bakanlığı'na yapılan yazılı açıklamalar, bu saldırılar veya bu roketler Güer bölgesinden, yani Güer bölgesinden işte o bölgeden işte Erbil'e doğru bu roketlerin atılmıştır. İşte bunun malum yani Erbil şey Güer işte Mamur veya işte Dibega, Dibiz. İşte bunlar hepsi Irak hükümetinin hakimiyetindeydi, kontrolündeydi. İşte bu bölgede malum bunun işte orada olanlar bir sürü silahlı gruplar vardı. Birçoğu bu silahlı gruplar bu bölgede olan yasa dışı silahlı gruplardı. İşte amacı işte Erbil'de bir istikrarsızlık yaratmaktı. İşte Erbil bugün Irak'ın en önemli şehridir. Hem siyasi olarak, hem emni olarak da, hem güvenlik olarak bugün yani bir 30'dan daha fazla işte bu konsolosluklar, diplomatlar Erbil'de bulunurlar, faaliyet gösterirler. İşte bunun gerçekten bunu işte yapanlar veya bunun arkasında olan işte her kimse veya hangi grup ise amacı siyasidir. Bir işte buradaki olan güvenliği bozmaya çalışıyor. İşte buradaki olan emniyeti hedef almaktadır. Malum biz bu son günlerde işte bir taraftan Sincar Anlaşması var. Sincar Anlaşması vardı Erbil'den işte Bağdat arasında. Bu Sincar Anlaşması'na göre Sincar bölgesinde bulunan yasa dışı gruplar ve yasa dışı silahlı gruplar o bölgeden çekilip veya o bölgeyi İşte Irak hükümeti tarafından normallaştırma bir süreç başlardı. Başlaması gerekirdi ama ne yazık ki bu Erbil'den Bağdat arasında olan bu ittifak daha işte bir uzun zaman üzerinden geçmesine rağmen daha uygulamaya geçilmedi. Yani bunu o taraftan işte Erbil'den Bağdat arasındaki şu anda mutabakat var. İran
İşte bu mizaniye, yani bu bütçe konusu var. 2021'de işte Irak Kürdistan bölgesinin hükümetinin hesası var. Şu anda parlamentoda bu konuşuluyor. İşte bizim Erbil'den yüksek bir heyet Bağdat'ta görüşmeler yapar. Yani bunlar bu süreçte konuşulu görüşmeler yapıldı. Bunun yanında da işte bunun hani bu zamanlama açısından da gerçekten bunun başka bir amacı da olur. İşte buradaki dediğim gibi buradaki işte Erbil'den Bağdat arasındaki veya burada olan insanların veya etnik grupların arasında olan ilişkilerin veya bozmaya çalışır. Ne yazık ki bunun dediğimiz gibi terör bir saldırıdır. Yani biz bunu yani kınıyoruz, şiddetle Evet. kınıyoruz. Gerçekten Evet. bunun kimseye bir faydası yoktur. İşte bugün de hem Irak hükümeti, ayrıca Türkiye Dışişleri Bakanı ve işte Amerika, herkes bu dünkü yapılan saldırıyı kınadı. Gerçekten bu saldırılar işte bugünkü burada olan bu istikrara bir olumsuz bir Evet. etkilemek isteniyor. O yüzden bu süreçte dediğim gibi işte şu anda bizim heyet Bağdat'ta işte görüşmeler yapıldı. İşte bu görüşmelerde işte Erbil'den Bağdat arasında olan bir sürü sorunlar olan çözmek gerekir. En önemlisi de işte Irak Kürdistan bölgesindeki bu cemaat meselesi de daha biz bu yaklaşık bir 6 aydan daha fazladır Bağdat yönetimi tarafından daha Erbil'e aylık veya maaş verilmedi. Bunların hepsi sorundur. Bu sorun Evet. içerisinde de işte yasa dışı olan veya milis olan veya elinde güç olan işte bunu da işte bu saldırılarda ara sıra işte Erbil başta olmak üzere işte Musul'a veya Kerkük'e diğer bölgelere yapır. Amacı da işte belli. Oradaki istikrarı, oradaki siyasi görüntüyü, oradaki birlikte yaşamayı hedefleri. Evet. Şimdi Bu arada Aydın bunun Bey, şunu da sormak istiyorum. Bu saldırıyı kimlerin gerçekleştirdiğini sormak isteyeceğim ama sanırım Irak'ta daha önce hiç duyulmamış bir ismin bunu gerçekleştirildiği söyleniyor. Sarıya Evliya Et Dam adlı bir grup bu saldırıyı gerçekleştirmiş sanırım. Siz hiç duydunuz mu bu ismi? yani bu Saraya Avliya Elden bu dün yayınladığı bu sosyal medyada yayınlanan Evet. bir açıklamada bildiride işte sözde bu grup bu yaptığı saldırıyı üstlendiğini bildirmiştir. Ama dediğim gibi bu buradaki emniyet güçler yani Erbil'den Bağdat arasında olan yani bölgede olan emniyet güçler daha soruşturmayı devam ettirirler. Daha sonuç daha ortaya çıkmadı. Ama neticesinde şimdi Irak'ta bir hükümet var. Irak'ta bir merkezi bir hükümet var. Mutlaka bu hükümet yani bütün siyasi gücüyle, askeri gücüyle yani gerçekten etkili olması gerekir. Yani görünen hükümetin dışında başka bir güç var. Yani hükümetin dışında Bağdat'ta başka bir güç var. O gücün ellerinde silah var yani. Onların daha fazla belki Irak üzerine veya Bağdat yönetimi üzerine veya buradaki bölge üzerine bir etki yaradır. Neticesinde dedim ki bunu yapanlar veya bunun arkasında olan amacı birçok hedef amacı daha var. Ama en önemliden yani bölgede yaşayan bu insanlar arasında veya yaşayan bu etnik gruplar arasında ilişkileri bozmaya çalışır. Yani şimdi Erbil'den Bağdat arasında olan bu yapılan görüşmeler, mutabakatlar çok olumlu geçirir. Ayrıca da işte bölgede etnik gruplar arasında, insanlar arasında da güzel bir ilişkiler geçirir. Şimdi işte Erbil bölgenin en önemli merkezi haline gelmiş. Şimdi bunu kalkıp sen işte roketle yani işte sözde burada olan işte bazı hedefleri amaçları işte bunun buradaki istikrara veya buradaki insaniyete, buradaki siyasi varlığını hedef aldı. Yani bunun dünkü gece ne yazık ki burada olan insanlar yani gerçekten çok tedirgin oldular. Yani bunun
Bazı roketler semtlere düşmüş, evlere düşmüş. Evet, maalesef. Yani Vaziren semti var, bakanlık semti. Erbil'de önemli bir semti. İşte Naz City merkezi yanında. Ayrıca Bakhtiyari merkezi. Yani bunlar hepsi önemli semtlerdir, kalabalık Yani yerlerdir. korku salmak istiyorlar bu gruplar. Yani hem korku hem yani hem işte tehdit oluşturmaya çalışırlar. Ama bunlar hiçbir zaman başarılı olamazlar. Çünkü bunlar, ben buradan bütün taraflara da seslendim. Yani teröre karşı birleşmek gerekir. Yani o yani bu işte bu terör işte bu terör beni hedef almış, o terör onu hedef almış, ben bu terörden alakam yoktur. Öyle bir eğer bir öyle bir dizayn yaparsak bu yanlış olur. Yani terör terördür. Nerede olursa terördür. İşte Evet. terörün ne dini var, ne ırkı vardır. Hedefi işte istikrarsızlığı yaratmak. Hedefi mesela insani dışı etkinlikler veya eylemler yapmaktır. İşte bunun gibi dünkü gibi olaylar yaratmakta. O yüzden bölgede olan devletler, bölgede olan güçler mutlaka bir terör gruplarına karşı birleşmeleri gerekir. Bir de birlikte hareket etmeleri çok önemlidir. Çünkü eğer bunu sağlamasak sürekli bu terör saldırılar veya bu istikrarsızlar meydana gelme ihtimali Evet. yüksek olur. Erbil'de yine 30 Eylül 2020 tarihinde de aslında bir saldırı gerçekleştirildi ama bu saldırıyı Haçlı Şabi milisleri üstlendi. 6 roket yine ABD askerlerin bulunduğu alana isabet etmişti. Şimdi bu noktada yine dün gerçekleştirilen saldırılar var. Erbil yönetimi nasıl bir plan izleyecek güvenlik noktasında? Yani şu anda Erbil sakin. Yani şu anda normal. Normal bir durumda. İşte buradaki emniyet güçleri, işte İçişler Bakanlığı, polis güçleri soruşturmayı devam ettiriyorlar. Yani bu önemlidir. Çünkü bunun arkasında olan güç bulmak önemlidir. Yani şimdi gerçekten bu bir terör veya intihar saldırı gibi değil. Yani bunun Evet. Erbil dışında bir bölgeden yani bu roket saldırısı, füze saldırısı yapması bunun büyük bir anlamı var. Yani gerçekten sadece yani bu siyasi veya güvenlik dışında da yani bunun başka bir anlamda taşımaktadır. Bunun yani eğer bu süreklilik yapılır. Yani geçmiş dönemde de yani bir sene içerisinde bu kaç defa yapılsın. Yani bunun gerçekten bu meseleyi bir an evvel Bağdat Erbil arasında olan bu ilişkilerin güçlendirmesi gerekir. Ortak hareket etmeleri gerekir. Çünkü Bağdat hükümeti, merkezi hükümette artık yapılan anlaşmayı da pratikte uygulanması gerekir. Yani bu Sincar anlaşması yapılmış. Bu 2 ay üzerinden daha fazla gitti. Daha o anlaşmanın maddeleri pratikte uygulanmadı. Yani bunu mutlaka yani Sincar bölgesi, Atrap bölgesi merkezinde bugün birçok yasa dışı gruplar var. Yani bu yasa dışı silahlı güçler var. Yani bu Sincar bölgesi işte bu Mahmur'dur, mesela Güyer'dir, Dibis'tir. Bu bölgeler yani bunlar hepsi Irak hükümetinin hakimiyetindedir, kontrolündedir. Kontrol etmesi gerekir. Yani Evet. kanun dışında olan veya milis olan herhangi gruba bağlıysa bu gruplara izin vermemek gerekir. Yani bu hükümetlerin işidir. Bu gruplara mutlaka eğer izin verilirse bu gibi olaylar da sürekli devamlı ortaya çıkma ihtimali Evet. olur. Şimdi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani bir açıklama yaptı. Saldırıların ciddiye alınması noktasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulundu. Ve tabii şunu da söyledi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi halkına yönelik saldırıların önlenmesi için Irak Merkezi Hükümeti'nin tartışmalı bölgelerle ilgili 140. madde ve anayasayı uygulamaya teşvik edilmesi gerektiği kaydedildi. Barzani'nin bu çağrısı saldırıların durdurulma noktasında bir çözüm olacak mı? Yani dediğim gibi bu saldırılar, bu roket saldırılar, yani dünkü gören havadan yani gelen bu füzeler, saldırılar bu bir savaş anlamına da gelir. Gerçekten yani bunun tekrar olma ihtimali de var. O yüzden yani burada güvenlik güçlerinin, Irak hükümetinin, merkezinin rolü çok önemlidir. Yani bugün
bu bahsedilen bölgelerde sürekli o bölgede yani şey var yani burada çatışmalar var veya silahlı güçler var. İşte sürekli saldırılar oraya. Bütün saldırı o bölgeden yapılıyor. Evet. Yani bunun yani dedim bahsettim bu bölgeler işte Dibis'tir, Güver'di, Mamur'du, Dibagah'dı, Dibis'ti. İşte bu yana gel işte Musul'un Atrab bölgelerinde işte Sincar bölgesinde. Yani bunun Karatepe'den işte Diyale'den Hanık'tan bu bölgelerde sürekli bu bahsedilen tartışmalı bölgelerde sürekli bu hem İşte IŞİD terör örgütü o bölgede yani onun çok bir etkisi oldu, baskı unsuru oluşturmuş bir bölgede. Yani bunun burada olan bu yasa dışı gruplar her kim ise eğer işte Erbil'den işte Bağdat veya olan buradaki yasal güçlerle hem siyasi hem askeri hem lojistik ortak hareket edemeseler bu geçmişte ne şekilde bu sürekli bu tartışmalı bölgelerde olan işte bütün atraf bölgelere tehdit oluşturmuşsa bunun da sürekli devamı olabilir. O yüzden bu husustan yola çıkarak mutlaka yani bu bölgede sorunların çözülmesi gerekir. Yani burada birlikte hareket etmek gerekir. O yüzden yani Erbil Bağdat arasındaki anlaşma bütün yönüyle önemlidir. Yani hem siyasi hem işte iktisadi, ekonomi neticesinde Erbil yani Irak Kürdistan bölgesi, Irak hükümetinin veya diyelim İran yani Irak devletinin bir parçasıdır. Yani Irak Kürdistan bölgesi İran'ın bir parçasıdır. Yani bir anayasa var. Anayasa var. Bu anayasa bütün taraflara tahakküm eder. Yani bütün taraflar için bir zamindir. Bütün vatandaşlar için, bütün etnik gruplar için, bütün buradaki olan yönetimler için. Evet. Şimdi 140. maddenin tekrar bu konuyla gündeme gelmesi Türkmenler açısından da bir risk oluşturmayacak mı? Yani şimdi dediğim gibi yani bunun şu anda zannetme mesela şu anda bu 140. madde veya tartışmalı bölgesinde olan işte bu mesela konular gündeme gelsin. Şu anda bu durum da müsaade değil. Yani bunun gerçekten eğer mesela bu bölgede bir sorun var ise tartışmalı bölge denilen bir bölgede zaten bu işte bir uzun zamandan da bu bölgede bir sorunlar devam edilir. Bu da diyalog yoluyla olur, hivar yoluyla olur. İstişare yoluyla olur. Yani tek tarafı olamaz. Yani bu Kerkük'te olsun veya Musul'da olsun veya Diyale'de olsun bu bölgede olan yani hangi bölge yani de olan sorun olan o bölgede yaşayan etnik gruplar veya hangi etnik grup ise mutlaka bu etnik gruplar arasında istişare olup birlikte hareket etmeleri gerekir. Yani Evet. onların onay olmadan veya görüşü olmadan veya istişare yapılmadan zannederim yani oradaki sorunlar çözülmesi çok zor olma ihtimali var. Sayın Aydın Bey, şimdi bu noktada söyleyecekleriniz var mı? Eklemek istedikleriniz var mı? Diğer bir konuya geçmek istiyorum. Gara konusu da önemli. Şu an Türkiye'nin gündemi aslında. Bunu da konuşalım istiyorum. Tamam. İşte bu yani son bu hususta bunu demek isterim. Yani mutlaka Erbil'den Bağdat arasında olan anlaşma yapılması şarttır. Ayrıca da Bağdat yönetimi mutlaka bu Erbil'le olan maaş sorunu veya para sorunu bir siyasi baskı unsuru oluşturmaması gerekir. Yani bu hususta bunu demek istiyorum. Neticesinde diyalog, hivar, görüşmek en önemlidir. Bunlar oldukları zaman sorunlar da çözülmesi ihtimali yüksektir. Evet, şimdi diğer bir konuya geçecek olursak Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları, Gara bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Pençe Kartal 2 operasyonuyla yerle bir ediliyor. Gara neden önemli? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Sonrasında biliyorsunuz ki 13 Türk vatandaşı şehit edildi. Bu noktadaki düşüncelerinizi, görüşlerinizi de alacağım. Tabii bu PKK'nın gerçekten bu bölgede olan varlığı bütün işte burada yaşayan insanlara bir tehdit oluşturuyor.
İşte o bölgede olan köylere, o bölgede olan insanlara her zaman bir tehdit oluşturmuştur. Bu tehdit işte gerçekten bütün buradaki işte yönetimleri, buradaki taraflar da bir olumsuz etkilenmiştir. O yüzden mutlaka bu PKK konusunda bu işte önceden de bunu dile getirildi. Erbil, Bağdat, Ankara anlaşması veya birlikte hareket etmesi çok önemlidir. Çünkü bunu geçmişte de gördük. PKK sadece Türkiye'yi değil, yani Irak Kürdistan bölgesini, Irak'ı da bütün bölgeyi tehdit eden bir yasa dışı bir silahlı güçtür. Mutlaka bunun sonlandırması gerekir, yok edilmesi gerekir. Bu da dediğim gibi burada ittifaktan olur. Yani bir lojistik destekler olur. İşte bu taraflar arasında mutlaka işte ittifakla, anlaşmayla olur. Ha işte bugün yani eğer bu taraflar dese bu terör örgütü bana ait değil, o terör örgütü ona aittir. Bu yanlış bir dizayn olur, yanlış bir düşünce Evet. olur. O yüzden birlikte hareket etmekte fayda var. Çünkü bugün Türkiye Cumhuriyeti gerçekten Orta Doğu'da önemli bir ülkedir. Hem siyasi olarak, hem diplomasi olarak, hem teknoloji her zaman İran'ın yanında olmuştur. Irak'ta bütün etnik grupların yanında olmuştur. Zor şartlar altında olan Irak ve etnik gruplara büyük bir destek sağlamıştır. Bunu IŞİD döneminde gördük 2014'te. Ki o zaman Musul'u, işte Tel Afar'ı, Sinjar'ı, işte Kerkük Güney bölgesini işgal ettikten sonra o dönemde İşte Türkiye buradaki insanlara sahip çıktı. Türk Kızılay yoluyla, AFAD yoluyla, işte TİKA yoluyla burada olan insanlara sahip çıkmıştır. Hiçbir ayrım yapılmadan bugüne kadar o desteği vermeye çalışmaktadır. O yüzden Irak'la Türkiye arasındaki ilişkiler, Türkiye ile Irak Kürdistan bölgesi arasında ilişkilerin çok önemlidir bu hususta. Sadece ticari değil, diplomasi değil, güvenlik ilişkilerinde olması şarttır. Çünkü eğer güvenlik konusu çözemezsek diğer konularda çözülmez. Çünkü güvenlik olduğu zaman refah olur. O yüzden bütün taraflar birlikte hareket etmeleri gerekir. İşte bu Evet. işte Şubat'ın 13'sinde yapılan Türkiye Cumhuriyeti Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından işte Gara bölgesinde yapılan bu operasyonda işte ne yazık ki orada 13 Türk vatandaşı işte Evet, 6 yıl önce kaçırılan terör tabii örgütleri önceden tarafından orada esir tutulan 13 Türk esir vatandaşıydı. evet. Ne yazık ki bu esir bütün dünyada bütün savaş alanlarında çok saygı gösterirler. Yani bu uluslararası prensiplerine, barış alanlarda ama ne yazık ki bu biliyorsun bu yasa dışı örgütler veya yasa dışı Evet. kanun dışı olan silahlı gruplar bu prensiplerini bilemezler, saygı da gösteremezler. O yüzden gerçekten biz çok üzüldük, bunu kınıyoruz yani şiddetle kınıyoruz. İşte bu geçmişte farklı dönemden kaçırılmış, haksız yere kaçırılmış bizim değerli kardeşlerimizi, soydaşlarımızı. Ondan sonra bu operasyonunda işte bunları bir yerde tutup ondan sonra katliam etmesi veya insaniyet dışı bir şekilde şehit edilmesini biz gerçekten bunu kınıyoruz. Yüce Evet. Allah'tan dileriz. Şehitlerimizin yeri cennettir. Türk toplumunun da baş sağlığını diliyoruz. Evet. Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün bir açıklama yaptı. Gara operasyonuna değindi ve artık hiçbir ülke, kuruluş, yapı ve kişi Türkiye'nin Irak ve Suriye harekatlarını sorgulayamaz dedi ve bugün de bir açıklama yaptı. Gara düştü, iş bitti. Operasyonları daha da genişleteceğiz dedi. Siz neler söylemek istersiniz? Vallahi işte bu önemlidir yani gerçekten şimdi bu bölgeyi tehdit ediliyor yani bunun geçmişte de yani bunun hem Fişhabur bölgesinde işte Peşmerge güçlerine işte saldırı yapmışlar önceden de Sidekan işte Bradosti Dinarte bölgesinde Peşmerge güçlerine saldırı yapmışlar. Yani bunu ondan daha evvel işte Sinjar bölgesinde, diğer bölgelerde sürekli bu
organize olup yani yasa dışı bir silahlı gücü oluşturmaya çalışıp işte buradaki insanlara, vatandaşlara tehdit edip bunun daha önce de söylenmiş, bugün de söylemeyi gereken mutlaka bu hususta bu gruplara karşı bu tehditleri yok edilmesi için Ankara, Erbil, Bağdat arasında uzlaşma, ittifak, birlikte hareket etmek çok Evet. önemli olduğunu biz düşünüyoruz. Özellikle Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ziyareti sonrasında büyük gelişmeler yaşandı, değil mi? Evet, o ziyaret önemliydi. Daha önceden de konuşulmuştu. Erbil, işte Bağdat, Ankara bu hususta anlaşmaları şarttır. Evet. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı? PKK Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde neyi amaçlıyor diyelim ve sonrasında programımızı kapatacağız. Yani bugün Irak Kürdistan bölgesinde siyasi işte bir istikrar var, güvenlik emniyet bir istikrar var. Gerçekten yani bir sistem oturmuş, bir varlık oturmuş. İşte burada bir hükümet var, bir parlamento var. İşte buradaki bütün etnik gruplarına karşı bir saygı var. Etnik gruplar işte buradaki hükümete katılmışlar. Parlamentoda temsil hakları var. İşte bunların dışında da işte ara sıra da maalesef işte bu PKK işte geçmiş dönemde işte Aranya'da olsun, işte Süleymaniye'de, işte Gelibiyen bölgesinde olsun bazı işte sorunları bahane ederek bunun oradaki insanlara baskı oluşturmaya çalışıyor. O yüzden bu tür gruplara karşı birlikte olmak çok önemlidir. Evet. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı Aydın Bey? Yani burada insaniyet başarılı olsun. Yani barış önemlidir. İnsanın varlığı önemlidir. Birlikte yaşamak önemlidir. Ben bunu demek istiyorum. Ayrıca da son olarak da Erbil'den de Türkmenleri Televizyonu'na sonsuz şükranlarımızı bildirmek istiyoruz. Gerçekten her zaman bütün olaylarda yakın takibat alıp buradaki olan mazlum insanların, Türkmenlerin sesini Türkiye başta olmak üzere bütün Türk dünyasına iletmekte büyük bir katkı sağlamıştır. Çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Var olun. Evet, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Unsurlardan Sorumlu Bakan Sayın Aydın Maruf'la birlikteydik. Erbil'de gerçekleştirilen roketli saldırıyı değerlendirme imkanı bulduk ve tabii ki Gara bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlemiş olduğu, terör örgütlerine karşı düzenlemiş olduğu Pençe Kartal 2 operasyonunun da yansımalarını konuştuk. Bizden şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.